Belli seviyeye gelmiş oyuncuların tabii alışkanlıkla oynadığı bazı vuruşlar vardır mutlaka. Özellikle en önemli vuruş bilardoda ıstakanın iterek yapılan sürme vuruşu dediğimiz böyle uzatma vuruş dediğimiz bir vuruş tekniğidir ki bu çok zor bir şeydir. Yani genelde vuruş deyince hep şu akla gelir. Böyle bir tak diye bir vurmak akla gelir. Oysa ki 3 bantın ya da bilardonun en önemli vuruşlarından bir tanesi ıstakanın topla beraber bakın yuvarlandı. Yani ben topa hiçbir efor sarf ettirmiyorum. Bakın kameraya doğru yapacağım. Topu yuvarlıyorum. Bakın. Top yuvarlanıyor. Şimdi bunu biraz daha hızlı da yapabilirim. Biraz daha hızlı da yapabilirim. Ya da çok yavaş da yapabilirim. Bu uzun vuruş dediğimiz bir vuruş. Bunu yapmazsanız 3 bant oynayamazsınız. O kadar net. Bu neye yarıyor? Çarpışma anında topa vurduğunuz zaman bu kalınlıkla çarptığınız zaman, merkezde oynadığınız zaman topun belli bir açısı var. Şimdi bu açı minicik farklarla çok büyük farklar haline gelebilir. İkinci toptan sonra gittiğiniz yön anlamında. Ama uzun vuruşla bunu tolere edebilirsiniz. Yani girmek istediğiniz açıya girerken, atıyorum ben şu ikinci beneye doğru gitmek istiyorum ya da şuraya gelmek istiyorum mesela. Şöyle. Şimdi bunu sert bir vuruşla yapmaya kalkarsam burada bir tane kalınlık var oraya gidebileceği. Ama uzatma vuruşla yaptığım zaman bakın ne kadar rahatlıyor. Çünkü çarpıştıktan sonra top o kadar bizim görmediğimiz çarpıştıktan sonra böyle bir kavis alır. Hafif bir kavis alır. Bakın şurada belki ağır çekimde bunu net görebilirsiniz. Yine aynı vuruşu yapıyorum. Bakın gene oraya ne kadar kalın gelebiliyorum. Bakın. Şimdi bunu size anlatmak için bir deney yapalım. Burada noktamız var, açılış noktası. Ben de buradayım. Şimdi buradan ince bir vuruş yapacağım. Dörtte birden daha ince. Bakın. Ve vardığım nokta burası. Görüyor musunuz burayı? Tamam, okey. Şimdi aynı vuruşu biraz daha kalın yapacağım. Bakın, şu kadar fark etti. Yani yaklaşık 3 milim fark etti. Halbuki kalınlık olarak ben şu kadar farklı bir kalınlık uyguladım buna. Niye? İşte o tolere edebiliyoruz açıyı. Dolayısıyla şurada böyle bir vuruş yaptığımızda, bakın. Buna böyle bir sert vuruşla yapmaya kalksak, çok zorlanıyor vuruş. Yani minicik bir kalınlık var gerçek açıya girebileceğimiz. Oysa ki bayağı kalın vuruyorum şu anda. Seyredin. Görüyor musunuz? Bu kalınlıkla topun böyle bir açıya gireceğini tahmin etmiyor insanlar. Çünkü genelde hep vurarak yaptıkları için aynı vuruşu şimdi vurarak yapıyorum. Bakın. Aynı kalınlıkla vuracağım. Hiçbir abartı yok. Aynı kalınlık. Aradaki fark görüyor musun? İşte uzun vuruş çok önemlidir. Bilardo'ya başlayıp belli bir yere gelmiş insanların uzun vuruşu çok çalışmaları gerekir. Özellikle tavsiye ediyorum.